Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız yıktınlar ekranımızı bulsun. Xitay çigranı takıqallıqını elan kıldı. Şinhua agentliğinin 26 Mart'taki haberde malum buluşça, Xitay Taşqi İşlar Ministerliği ve Köçmenler İdaresi uxturuş tarıqtıp, Xitay'a kiriş ve Xitay'da turuş ruhsatı bar barlıq çet əlliklerinin vizi ve ruhsatının vaxtınca əməldən qaldırılğanlığını elan kıldı. Uxturuşta munular bildirildi. Virus yuquminin dünya miqyasıda tiz süratli tarıqılışını gözü tutup, Xitay 2020 yılı 28 Mart saat 00:00'dan başlayıp küçük ige barlık viza ve Xitay'da turuş ruhsatı bar çet elliklerinin Xitay'a kirişini vaxtınca toxtatışını karar kıldı. APEC Saudi Sefir ruhsatı bar çet elliklerinin Xitay'a kirişi vaxtınca toxtatıldı. Port vizisi 24-72-144 saatlik vizsiz kiriş, Hainan'ın vizsiz kiriş, Şanghay poştu paraxotudun vizi keçirim kiliş, Hong Kong ve Aumin'den gelgen çet elliklerine 144 saatlik vizi keçirim kiliş, Şarkı Canubi Asya Elleri İhtipakı'nın sayahat ömeklerinin Guangxi'yi kiriş vizisini keçirim kılış katarlıq siyasetler vaxtınca əməldən kaldırılıdı. Diplomatiya vizisi, hükümet iş vizisi, hürmet vizisi, iş beceriş vizisi bilen kiriş təsirge uçurmaydı. Zürür bolğan soda, pentexniki faaliyetleri ve ciddi insanperverlik yardımı üçün Xitay'a gelgen çetellikler, Xitay'nın çeteldeki baş elçihanları ve konsulhanlarının vizi iltimas kılısı buludu. Xəbərdiyənə bunun Xitayının növətdiki yuqum əhvalığı təqabül duruş üçün qollanğan vaqtlıq tədbiri ikənliki, bu xil tədbirlərini nurğun dövlətlərinin mə qılıvatqanlıqı, yuqırqı tədbirlərini yuqum əhvalığı asasən tənşigəndə ayrım uxturuş qıldıqanlıqını bildirgən. Xi Jinping Dünya Səhiyyə Təşkilatını qollab məktub yolladı. Fransiya Xalqara Radiosu Torunun haberde bildirilişe, Xitay virusunun her kaysi devletlerde tiz süratli tarqılışıqa əgişib, Dünya Sahiyyə Təşkilatı'a bolğan narazılıq özlüksüz küçüyüşke başlayan bir peytte, Xi Jinping məxsus xat yezib öz qollaşını bildirgen. Birinci ayının axırda Kanadalıq bir kişi dünyadaki en çok müraciətname torbetide bir tələb yollab, Dünya Sahiyyə Təşkilatı'nın baş katibi Tedros Adhanomni vəzifisinin kaldırışıqı çağır kılgan. Müracaat namıda Dünya Sahiyyə Təşkilatının siyasi cahatın bitirip duruşu lazımlıqı, ama baş katip Tedros'un izgil halde Xitay'nın uçurlarını asas kılıp, bu kıtımlıq yuqumunu xalqaralıq amevi sahiyyə hadisi deb elan kılmay turvalğalıqı. Bu sebeplik hazır kıdık dünyavi xarakterlik apetki aylanğalıqı, onun bu vazifede ulduruş salahiyetinin yokluqı, istifa berişi lazımlıqı bildirilgen. Müracaat namı yollanıp hazırkıcı 500 mingdan artıq kişi imza koygan. Ama Xi Jinping tünü gün Tedros'a məxsus məktub yollab onu kollaydıqanlıqını bildirgen. Xi Jinping xeytide Dünya Sahiyyə Təşkilatının baş katibi Tedros'un yetekçilikide de xalqarağı heydekçilik kılıp yuqumğa aktif karıştırganlıqını, xalqaranın itiraf kılışıqı erişkenlikini, onun devamlıq rəhbərlik ornada turuşunu kollaydıqanlıqını etkan. Xi Jinping'nin bu xeyti Tedros'un 17 Mart Xitay'a yollagan məktubuğa qaytırılgan cevap xeyti bulup, Tedros xeytide Xitay'nın Xi Jinping rəhbərlikide yuqumğa karıştırış cahettin İşengüsüz neticelerini kolgu keltürgenlikini bildirgen idi. Amerika Tayvan hemkarlığı da yeni bir muşim kadem besildi. Amerika Avazı Toru'nun tünügünki haberde bildirilişe, Amerika Prezidenti Donald Trump tünügün Avan Palatası ve Kengaş Palatası'nın birdek makullıqıdan ötüp bolgan Tayvan İhtipaktaşları Xalqara Qoğdaş ve Küşeytiş Teşebbüsü Kanunu'na resmi imza koydu. Mezkur kanun layihası icra kılınışqa başlagandan bir yıl içinde Amerika Devlet İşleri Mahkemesi Amerika Parlamentiga Tayvan bilen Hindi Tiniç Okean rayonundaki ittifaqdaşlarının hemkarlık münasibetini küçeytişte kaysi tedbirlerini kullanğanlığı haqqida dokulat yollaydıgan bulup, bununla asasen Amerika Tayvan'ın bexatarligi ve taraqqiyatiga buzgunçilik kılgan devletlerge karata diplomatik münasibetini özgertidi. Kanun layihasiga asasen Amerika'nın iki taraf otursidiki soda hemkarlıkını küçeytidigan bulup, bulardan sırt muvafık şerait aslında Tayvan'ın bir müstakil devlet süpüde halkaralık teşkilatlarına aza buluş ya ki küzetkişi devlet polis salahiyetine erişişe yardım kılıdı. Bu 2018 yılı imzalanan Tayvan Sayahat Kanunu'ndan kin Amerika Kanunu'na kirgizülgen Tayvan'a alakadar yeni bir kanun lahisi bulup, Tayvan Kapalet Kanunu namlıq yeni bir kanun lahisi mi Avan Palatası'nın makullıqıdan ötüp, Kengaş Palatası'nın karab çıkışıga sunulgan.
lagerdeki tutkullarının maske tikişki mecburlanğanlığı aşkarılandı. İsmini aşkarlaştığını halimigan bir kişi 27 Mart merkezimizge uçur yetküzüp, Xitay tecavüzcülerinin ceza lagerdeki tutkullarını maske tikişki mecburlanğanlığı aşkarıldı. Şahitinin bildirişçe Xitay aldıngı yılları Şarkı Türkistan'da ceza lagerine kamalgan kişilerinin bir kısmını Xitay zavutlarda haksız işgı selişki başlayan. Ular haftada bir kıtımlı ailesine berişki ruhsat kılıngan. Bu yıl Xitay virüsü dünya miqyasında tezlikte tarqılıp, xalqara cemiyetinin maskeyi bolgan ihtiyacı aşkan bir peyde, Uyghurlar bir yıllık maske tikiş toxtam namesine kol koyuşka mecburlanğan. Xitayning Şarkı Türkistan xalqını maske tikişke mecburlaş kılmışı aldı bilen atıştı yolu koyulgan bulup, Keyinçe Şarkı Türkistan'dan başka rayonlarda mı yeniden maske tikiş zavutları kurulup, halk mecburi emgekli sedinmaqta. Xubeyga evetilgen davalaş grupisi kayıtıp geldi. Tanrıtağ Toru'nun 27 Mart'taki haberde bildirilişe, Xitay dairleri 2 ay ilgiri Şarkı Türkistan'dan Xubeyga evetken davalaş atırtının kayıtıp gelgenlikini ilan kıldı. Haberde davalaş atırtının 142 azası maksus ayroplan bilen Şarkı Türkistan'a kayıtıp gelgenliki, onlarının virüs merkezi bolgan Wuhan'da cami 59 gün turganlığı. Onlarının Xubeydeki virüs yukumunun aldığını eliş ve kontrol kılışkı yardım beriş üçün barğalıqı bildirildi. Onlarının tüncü kıtım Xubeyga evetilgen atalmış Şinjan Tıbbi Üniversitesi'nin 6 bölümündeki doktor sestralar ve hadimlerden terkip tapkallıqı bildirilgen bolsa mı, bırak virüs merkezi Wuhan'da turuş mezgilde kaç kişinin virüs bilen yukumlanğalıqı aşkarlanmadı. Mälum buluşça, Xitay tecavüzcüleri Wuhan'da virüs kattık evciki çıkan bir mezgilde Tibbi Üniversitesi'ndeki her kaysi bölümlerden tallab 143 doktor sestrani mecburi Wuhan'a evetken idi. Türkiye'de virüs bilen yukumlanğıcılar tizlikti köpeydi. 26 Mart kez saat 11'de Türkiye Cumhuriyeti Sehiyye Ministeri Fahrettin Koca Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılarının 3629'ı yetkerlikini ilan kıldı. Minister Fahrettin Koca Twitter hesabatıda uçur yollab, virüs bilen yukumlanğan dep guman kılıngan 5035 kişini tekşürüş arkalık, bir gün içide 1196 kişinin virüs bilen yukumlanğalıqının eniklanğalıqını, bunun bilen Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılarının 3629'ı yetkerlikini. Çünkü tirişçallıq körsetken bosumu, bir gün içide yana 16 kişi kaza kılıp, cemi kaza kılgalarının 75'ki yetkerlikini ilan kıldı. Sehiyye Ministeri Fahrettin Koca Efendi yana Xitay virüsünün yaş qeyri ayrımasının yukkallıqını, şunun yaşanğallarını şundaklı barlıq Türkiye halkını Türkiye hükümetinin Xitay virüsüge karşı yol koygan tedbirlerini kollaş ve emel kılıçtı çın turuşka çakırdı. Adem göçü yaydıgan kabilenin beşiği kelgeller. Dünya Haberleri Toru'nun 24 Mart'taki haberine göre Papua Gvineyası'nın Adem yaydıgan kabilesinin 14 kişi Wuhan virüsü bilen yukumlanan bir Xitay'ını yevetkenlikten ularımı Xitay virüsü bilen yukumlanıp ölgen. Mezkur Xitay'ın Papua Gvineyası'daki Xitay kançılık şirketinde kan çarlıqıcı bulup işlevatkan injiner hikayeliki ve onun 2. ayının ahırda kan çarlaş çariyanında yukup getkenliki bildirildi. Gvineya'daki hükümet dairleri 118'den artık azası var ve devletin Enchet rayonunda ayrıvetligen haleti yaşaydıgan Korovay kabilesinin tahminen 87 azasının mı adam göçü yiyen ziyafet neticesi de Xitay virüsü bilen yukumlanğanlığını delildi. Korovay kabilesi dünyadaki en ahırkı kabilelerinden biri bulup, onlar yenili adam yiyiş en'enesini devamlaştırıvatkan bulup, en'ene boyunca onlar Haku'a, yani seyrik, rezil ruh ya ki şeytan ruhini igellevaldi dep karıgan kişilerini özlerine ziyan elip gildi dep karab, kabile aksakalının buyruğu boyunca öldürüp yaptaşlaydıken. Mezkur Xitay'nın rayonda 2. ayının 28. günü yokap ketkendeki haber kılıngan bulup, bu onun Xitay'dan kelgeneki 4 gün bolgan vaqtka toğru kelgen. Ve mezkur kabilenin seyrik şeytan ovlaş mezgilige onun kan çarlışı udul kilip kalgan. Papua Yeni Gvineya Sakçıhanısının leytnanti James Mann'ın sözüge karıganda, bu kabilenin bir kısım azaları Gvineya dairlerine bergen haberde, onlardaki keserlik ekvali 57 yaşlı Xitay injiner Wu Jing'ni yevetken deyken körülüşke başlayan bulup, kabilini ziyaret kılışkı ruhsat kılıngan Alsan'daki kişilerinden biri bolgan Dr. Friedrich Murphy'nin sözüge karıganda, bu kabiledeki bütün kuramığı yetkenler nöbetli kesel bilen yukumlanan bulup, fakat adet boyunca 12 yaştın töven ballar adam yiyiş adetiki katlaşmağaçka, ularda hazırca Xitay virüsü alametleri körülmegen.
növbette Papua hükümeti doktor ve doğru evetip onlarının Xitay virüsüge takabül duruşuğa yardım kıldığı toğrusu vədi bergen bolsa mı? Ama korovayının kesellik bilen pütülle yokulup gitişiden ensirmekte. Amerika'da Xitay virüsünün tarqatqanlarını terrorluk cinayeti bilen ayıplaşke bulduğallığı cekarlandı. Amerika Adliya Ministerliği qasdan Wuhan virüsü tarqatqanlarının terrorluk cinayeti bilen ayıplanışı mümkünlükini cekarladı. CNN televiziyasının bu vaqtki haberden qarğanda Amerika Adliya Ministerliği'nin muavin baş teftişi Jeffrey Rosen 25 Mart seyşembe günü Amerika'daki her qaysi kanunu icra qılğuşu organlar ve advokatlarga yazgan körsetmesi de mundaq degen. Wuhan virüsünü qasdan tarqatqan şahıslar başkalarını maksatlik halde yuqumlandırış hareketi de bolğanlığı üçün terrorluk bilen ayıplanışke buludu. Bu virüs biologiyalik vakalatçıga ait kanunda belgilengen bu haqtiki izahatka mas geledu. Biz Wuhan virüsünün Amerikalıklarga karşı koral süpitede işiltiş tehdidi ya ki urunuşuğa herkiz yol koymaymız. Yakında buyan ictimai taratqularda bir kısım yuqumlanğıçılarının yemekliklerge çüşkürüş, İşik tutkucularını yalaş katarlıklar arkalık kasten başkalarını yukumlandırışkı urnuşta körnüşleri tarqılıp zor narazılık kozgan idi. Muavin baş teftiş Jeffrey Rosen biz bundaq ciddi peyitte Amerikalıklarının hukuki ve bihaterlikini qoğdaş üçün bar küçümüz bilen tirişimiz gerek digen. Yukurdaki körsetme diyene Wuhan'dan tarqalgan Xitay virüsü ciddi vahimi peyda kılıbatkan bir şaraitte bu vahimidin paydalanıp kanunsuz kerim kılış, sahtipezlik ve aldamcılık bilen şuğulunuş, sahiye hadimi kıyapetige kirivelip, sahtı doğra ve sahiye eslehaleri setiş katarlıq cinayetlerinin kat bir taraf kılındığallıqı mı tekitlendi. Xitayning Dünya Sahiye Teşkilatı'nı kılgan ianesinin azlıqı tenkitge uçurdu. Dünya Sahiye Teşkilatı yakında dünyaya zor tehdit payda kılıp atkan Wuhan virüsü bilen küreş kılış hizmetleri üçün ianı toplaş hareketi başlayan bulup, hareketki binaen her kaysi devlet hükümetleri okşumağa miktarda maliye yardımı kılgan. Halbuki hazırgıca 675 milyon dolar yığılgan bu harekette Xitay'nın ianı sonması 3% kimi yetmeyen. New York Postası'nın bu aktaki haberdeki görsülüşe bu hal Amerika'daki bir kısım siyasetçilerinin küçülük tenkidi uçurgan. Ular sözüde Xitay'nın bu dünyavi palaketinin cevapkari işkellikini eskertip, Xitay'nın Wuhan virüsü bilen küreş kılışka her kandak devletdemi köp ianı kılışı gerektikini oturgu koygan. Haberde eytilişçe Dünya Sahiye Teşkilatı'nın bu kıtımlık ianı hareketige Xitay rejimi aran 20 milyon dolar ianı kılgan. Halbuki Japonya 47 milyon dolar, Kuveyt 40 milyon dolar, Germaniya 28 milyon dolar ianı kılgan iken. Trump hükümeti işideki ismini aşkarlamagan malum bir emeldar New York Postası'nı kılgan sözde Xitay'ını ayıplab, tarqalışçan keselini başlayan Xitay aran 20 milyon dolar meblağ saldı. Xitay'nın pıksıklıkı hayran kalarlıq ve numussuzluqdur. Ular hiç bolmaganda 675 milyon dolarının kem digende yerimini tölüşü gerek edi digen. Haberde eytilişçe Dünya Sahiye Teşkilatı'nın Wuhan virüsü bilen küreş kılış ianı hareketige bu növet Amerika hükümeti 14 milyon 700 milyon dolar ianı kılgan bolsa mı? Ama Amerika Taşkı İşler Ministerliği bu yıl 2. ayda Amerika'nın halkaralık Wuhan virüsünün kutkuzuş hareketige 100 milyon dolar meblağ acırtıdığallıqını ilan kılgan idi. Onun üstüge Amerika hükümeti Dünya Sahiye Teşkilatı'na her yılı 58 milyar dolar ianı kılgan bulup, bu rakam mı Xitay Dünya Sahiye Teşkilatı'na yılda ianı kılgan 28 milyar 700 milyon dolardan bir hessi köpüşken. G7 devletleri Xitay'nın virüsünü Amerika'yı döngeş hareketi kılıvatkallıqı da pikir birlikte geldi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay rejiminin Wuhan virüsüdeki mesuliyetini Amerika'yı artıp koyuş üçün yalgan uçur tarqıtıvatkallıqını tenkit kılıp, G7 devletleri yığınıdı mı Xitay virüsünü Wuhan virüsü deyip atışına devam kılgan. Şundaqlı bu devletlerinin pikir birdeklikige ige işkerlikini etkan. Fransiya agentliğinin bu vaqtki haberige qaraganda G7 devletleri taşqı işler ministerleri 25 Mart çarşamba günü virusqa taqabül turish meselesinde bir sin yığını çaqırgan. Mike Pompeo yığından keyin bergen bayanatıda Xitay'nın hazır virusni Amerika'nın tarqatqanlığı dair yalğan uçurlarını tarqıtıvatqanlığını bildirgen ve 7 devlet guruhi Xitay'nın Wuhan virus haqqida qalaymıqan uçur tarqıtış hareketige orta qarıştırdığanlığını bildirdi degen. O bu meselede G7 devletleri bolgan Angliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, İtalya ve Yaponiya'nın taşkı işler ministerlerinin özü bilen okşaş karıştı işkerlikini tekitligen.
o sözünü devamlaştırıp bugün etigen yığının katlaşkan devletler Xitay Kompartiyasının emeliyetini yoşuruş üçün maksus uçur kalaymakancılığı hareketi yürgüzvatkallıkını çoğunkur derecede tunup yetken. Xitay ictimai alakı torbetlerde Amerika'ya karşı suikast nazariyelerini tarıqtış hareketi yürgüzmekte. Bu tolumu hayran kalarlık dedi. Yıkındı mıyan Xitay rejimi özünün hükümet akbaratları ve herkaisi caylardaki diplomatlarını işkiselip, Amerika askerlerinin mezkur virüsünü Wuhan'a elip gelgellikedek bir sefsetini teşvik kılışını başlayan idi. Dünyada Xitay virüsü bilen yukumlananlar 500 milyondan aştı. Wuhan virüsü dünya miqyasında 22 milyon canı zamin buldu, 533 milyondan artık kişi yukumlandı. İtalya'da ahırkı 24 saatte Wuhan virüs sebebinin cendin ayrılganlar sani 712 kişi eşip 8215'ki yetti. Yukumlanganlar 62.000'dan eşip getti. İtalya'da Wuhan virüsü'nü münasifetlik en köp ölüm ve yukumlanış körülgen şimaldaki Lombardiya rayonluk hükümetinin başlığı Attilo Fontana, Avrupa pekatli İtalya'daki yukumlanışını nezardan sakıt kılmadı. Belki baştan tartıp bu yukumlanışını nezarga ilmedi dedi. İspanya'da Wuhan virüs sebebinin cindin ayrılganlar 4089'a yukumlanganlar sani 56188'e çıktı. 29 Mart ahırlaşılan ciddi halet 11 Aprilgacha uzartıldı. Fransiyada yakınlığı 24 saatte Wuhan virüs sebebinin cindin ayrılganlarının sani 365 kişi eşip 1696'a yetti. Bu ceryanda sakçı uyuşmaları Wuhan virüs sebebinin zürür bulmağın ehvalda sırtkı çıkanlarını tekşürdüğün sakçılarına maske yetişmeyi vatkallıkıga narazılık bildirdi. Wuhan virüs sebebinin cendin ayrılganlar 434'ki yetken Gollandiya'da yukumlanganlar 7431'ge çıktı. Angliyada Wuhan virüs sebebinin cendin ayrılganlarının sani 113 kişi eşip 578'ge, yukumlanganlar 2219 kişi eşip 11658'ge yetti. Angliya İçki İşler Ministerliği virüsge karşı duruş ramkisinde sakçılarga yeni hukuklarını verdi. Bununla asaslanganda sakçılar zürür bulmağın ehvalde öydün sırtkı çıkanlarını kolga alalaydıken, ya ki cerimanı koyalaydıken. Amerika'da Wuhan virüsü bilen cindin ayrılganlarının sani 1177'ye, yukumlanganlar 82180'e çıktı. Amerika yukumlanganlar sani cihette Xitay ve İtalya'dan kalsına 3. orunga öttü. New York'ta bir günde doktorhanda balnızkı elinganlarının sani 40% eşip 5327'ye yetti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a kıtaşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.